O zaman kısa bir şey sorayım. İsmail Hakkı Uzun Çarşılı ile ilgili bir malumat verebilirsiniz. İsmail Hakkı Uzun Çarşılı hayatı boyunca Halk Partisi'nden milletvekilliği yapmış bir adam. Hem Darülfünun'dan müderris, hem de milletvekili. Kafa yapısı böyledir. Ama bunun birçok asistanı vardı. Bu asistanlar arşivde çalışırdı. Onların mesaisiyle Osmanlı tarihi yazmış. İşin cazip bir dikkat olan noktası şudur ki Tanzimat'a gelmeden vefat etmiştir. Devamını yazamamıştır. Onun için İsmail Hakkı Uzun Çarşılı zihniyetini tarihine inikas ettirememiştir. Yani Halk Partili kafasıyla yazsaydı Tanzimat'tan sonrasını doğru yazmaz. Çünkü bozulma Tanzimat lazım. Oraya kadar tarihi vakaları asistanların yaptığı tetkikat neticesinde incelemiş. Ayrıca müesseseler üzerinde ciddi çalışmalar var. Mesela ilmiye sınıfı. Mesela bahriye teşkilatı. Bunlar rekoru kırılmamış eserlerdi. Hakikaten alim bir adam. Ama bu alim adamın zihniyeti ne olduğu Tanzimat sonrasını yazsaydı belli olacaktı. Onu yazamamıştı. Onu da sır sıklan bir Kemalist yazmıştı. Uzun Çarşı'nın tarihi diye alırsanız Tanzimat sonrasını almayın. Tanzimat sonrası tamamen yanlış. Tamamen bozuktu. Çünkü batılılaşma hadisesi Tanzimat'la başlamıştı. Gavuru makbul addeden adamların kafasıyla Osmanlı tarihi yazılmaz. Osmanlı tarihi İslam temel prensipleriyle yazılırsa doğru. Bunu yapanlar içinde de bizim Ziya Nur gibi arkadaşımız hiçbir kusur bulmadan da tarihi yazılmaz. Onlar da insan. Mesela ikinci Selim içki içmiştir. Hayır, iftiradır. Yok böyle bir şey. Kaynaklarda var. Tövbe etmiş. Hatta doktorlar birdenbire bırakma, bu sana hastalık getirir. Yavaş yavaş bırak. Hayır, ben bunu bir daha içmem dedi. Böyle de öldü. İçtiğini de söyle, tövbe ettiğini de söyle. Hayır, bir de böyle adamlar var. Böyle tarihi yazmak da tarihi yazmak değildir. Ben herkese diye arkadaşım olduğu için onun tarihini tavsiye ederdim. Ama sonra İslam tarihi yazdım. İslam tarihine bir yıl Osmanlı tarihi yazmak istedim. Ziya'nın tarihinde baktım ki bu rezilliği görünce İslam tarihini 4. cilde olarak yazacağım Osmanlı tarihini genişlettim. 4 cilt siyasi tarihi, 1 cilt de medeniyet tarihi olarak yazmaktayım, yarı yoldayım. Allah ömür sıhhat verirse kaynakları fazla göstermemekle beraber kaynakları alabildiğine bakıyorum. Çünkü ben üniversite hocaları için tarih yazmıyorum. Onlar ukalalık eder. Her cümle bir kaynak gösterir. Size tipik bir misal vereyim. Bir İslam tarihi vardır. 18 cilt. Bu adam, evet, adını zikretmeyeyim. Diyanete hademe girmiştir. Hocaların boş oturduğu zamanda ya gelsin, gel seni okutalım demişlerdi. Bu okumuş, yetişmiş. Bir İslam tarihi yazdı. Buna da mükafat verildi Pakistan'da. Bu İslam tarihinin bakın. İslam tarihi yazarken baktım. İslam tarihi yazarken baktım. Bir yeri tarif ediyor. Bir yeri. Bir yeri tarif ederken bilinenden bilmeyene misal verir. Mesela Urfa'nın bir köyüne esas alarak Urfa'yı tayin edemez. Ama Urfa merkezine şu kadar kilometredir der. Bu tarif ettiği yer Bedir. Bedir. Bedir Medine'nin 150 kilometre kuzeybatısındadır. Bunu diyecek. Allah sizi inandırsın. İsterseniz kaynağı söylerim. Bakın. 2,5 sayfa. Bedir falan yerden falan yere şu kadar ne diyor bilin.
kullanılmamış bir ölçü. Berit. Şu kadar berittir. Ya kamusa bile baktım, beridin ne olduğunu güç hallettim. Ki ben hayatım okumak yazmakta geçmiş. Sen bunu halka yazıyorsun. Şuradan şuraya şu kadar berit burada mı? Her cümleye de kaynak gösteriyor. Aynı kitaplar. Ya subhanallah. Amal mı senin okuyucu? Amal mı? Diyecek ki Medine'ye 150 kilometre kuzeybatıda bir yer. Şunu 2,5 sayfa yazmış. Bazıları eseri kemiyet zannediyor. Yalçın küçük gibi. Katır yükü yaz. Bir şey. İçinde bir şey yok. Çocukların sabunla oynarken köpürtmesi gibi. Köpürtüyor. Ayran köpürtüyor. Yazar muhatabını tayin edecek. İlim alemine hitap ediyorsan başka türlü yazarsın. Halka hitap ediyorsan başka türlü yazarsın. Halka hitap ettiğin yerde her cümleye kaynak gösterirsen adam sıkılır atar. Kritik alışılmışın dışındaki görüşler için kaynak gösteriyor. Fatih zehirlendi diyorum, profesör var iddia ediyor, zehirlenmedi. Zehirlendiğine dair kaynak gösteriyor. Böyle şeylerde kaynak gösteriyor. Gerekmez geri taraf. Elbette ben de bakıyorum, muhtelif görüşler var, doğru bildiğimi alıyorum. Diyor. Halkı usandıracak malumat turuşluğa gerek yok. Bu bakımdan ciddi, doğru bir tarih yok. Muhtasar Osmanlı tarihleri var. Ahmet Rasim mesela, Osmanlıca vesaire. Ama maalesef sizin nesliniz sağdan sola okur yazar olmadığı için böyle eserleri de tavsiye edemiyorum. Böyle eserleri tavsiye edemiyorum. Ama sağdan sola okur yazar olmadıkça da Müslüman münevveri olduğunuzu iddia edin. Çarşılı böyle bir adam. Yani hayatı boyunca bir adama Halk Partisi milletvekili olarak yapmazlar o tek parti devrinde. Buradan onun zihniyetini anlayabilirsin. Ama ilmi çalışmaları var. Müsteşrikler de var doğru çalışmaları. İman ayrı şey, ilim ayrı şey. Şeytandan daha alimi yoktu. Meleklerin hocasıydı. Melekler Allah'ın Adem Aleyhisselam'a secde edin emrine itaat etti. O kıyas yaptı, isyan etti. İlim imanı gerektirmez. İlim imanı takviye eder. İlim zihnidir. İman kalbidir. Bak dil ile ikrar kalb ile tasdiktir. Akl ile tasdik değil. İçin mutmain olacak. Aklın durduğu yerde tahassüs devam eder. Kalbi, kalp aklın durduğu yerde devam eder adeta düşünmeye, hissetmeye. Onun için kalb ile tasdiktir, akl ile tasdik değil. Akl ile esbab-ı mucibe ortaya koyarsın. Teyit edersin, tekit edersin imanı. Yoksa o ilim imanı gerektirir. O ilim sana imanın, inanmanın doğruysa o da fesat ile malulse o başka. Unutmayın, Türkiye'de iki kaynak çürüktür. İlim fesat ile malüldür, servet haram ile malüldür. İlim fesat ile malüldür, servet haram ile malüldür. Çok parası olanda da, çok bilgi sahibi olanlarda da sağlam iman sahibi adam azdır. Avamdan daha azdır. Laneten 100 kişi alsan içinde 30'u namaz kılan rastlar. 100 zengin alsan bu 3'e düşer. 100 üniversitesi hocası alsan gene 3'e düşer. Çünkü iki kaynak çürüktür. Servet haram ile malüldür. Ondan korunmak bugünkü şartlarda çok zordur. İlim de fesat ile malzı. Halen mektep kitaplarında bir sürü yanlış var. Din bilgisi kitabında Mustafa Kemal taassupla mücadele etmiş, dini doğrultmuş diye bahis var. Hala bu hükümetin zamanında
Hala açık öğretim kitabında Fethullah'ın methi var. İstersen burada size gösterebilirim de okuyabilirim. Demek ki marifte şekli değişiklik yaptılar, muhtevada bir değişiklik yapamadılar. Yapamadığı için işte böyle zındıklar bak üniversiteden çıktı. Bir üniversiteden çıktı, bir de tiyatrocu sinemacılardan çıktı. Çünkü tiyatro ve sinemada telkin vasıtası olduğu için oraya da bizden evvel komünistler yuvalandı. Diğer taraftan şahs-ı muayyenin taklidi şer'an caiz değildir. Ayette haram edilmiştir. Tiyatroda, sinemada çok düşünülecek noktalar vardır. Aha tarihi film çeviriyorlar. Hepsi Osmanlı düşmanı, İslam düşmanı adamlar. Çevirdikleri filme bak. Osmanlı tarihi haremde geçiyor. Kadınlar açık saçık, göğsü meydan. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bugün biyografi serimizde Devramit döneminde doğmuş isimlerden doğum tarihi 1888'e noktalanmış İsmail Hakkı Uzunçarşılı konuşacağım. 10 dakikaya yakın bir video izlettim. Gereksiz değildi tabiatıyla. Çünkü İsmail Hakkı Uzunçarşılı bir Osmanlı tarihçisi. Cumhuriyet döneminde önemli birkaç Osmanlı tarihçisinden bir tanesi. Kendisine gazeteler içerisinde yer vermedik. Nasyon dediler içinde yer vermedik. Marksist değil. İstanbul'dan kuşandı da bahsetmedik. Daha ne tür bir kesittir biliyorsunuz. Devirlere ayrılmış olduğumuz bu devrim Mahmut, devramlık gibi dönemler. Orada değerlendirmeye alıyorum. Konu edindiği bizim tarihimiz. Osmanlı ve öncesi, Beylikler dönemi ve Selçuklular. Malzeme biziz. O malzeme ile düşünsel yakınlığı nerede başlar, nerede biter? Bunlar İsmail Hakkı Uzunçarşılı açısından müphemdir. Bu müphemliği belgelemek amaçlı videoyu izlettim ama izletirken de birçok başka unsurlar da karşımıza çıktı. Geçenlerde ifade etmiş olan Mısıroğlu, Türkiye'deki alternatif tarihin önemli yazılarından bir tanesi. Siyasi sistem olarak tercihinde saltanatçı olduğunu biliyoruz. Ve Osmanlı'yı bütün bir mefkulesiyle de benimsediği için hataları ile bizim kritik ettiğimiz unsurlarını da onun yanında yer tuttuğu için çoğu zaman kendisinden kritik ederek de bahse konu etmişliğimiz oluyor bildiğiniz üzere. Lakin dönemin Cumhuriyet'in kuruluş ideolojisini sorgulamak ve bugünlerde tamamen tedavülden kalkan bir eğilim olduğu için böyle arızalı isimler ancak bu konuda söz etmiş olarak tarama yaptığınızda karşınıza çıkıyor. Bu da kaderin bir cilvesi. İsmini almadan 18 ciltlik tarih kitabı diye bahsettiği için hemşehrimiz Mustafa Asım efendim. Bu bir Batı tarihçisinin İslam hakkında yaptığı iftiralara cevap mahiyetinde yazılan bir eserdir. Hiçbir tarihi belgeye dayanmayan, referans verdiği belgeleri tahrip ederek bir tarih yazıyorlar diyerek onun kitabına bir cevap mahiyetinde yazılmış bir çalışmadır. Dolayısıyla o bir kaynak vermişse bu 10 kaynak vererek belki tam bir karşı tarafı sükuta, çaresizliğe düşüren bir cevap mahiyetinde muazzam bir çalışmadır. Bir tarihçinin nazarında niçin böyle bir küçültücü cümlenin hedefi haline getirilir? Çünkü Mustafa Asım Hoca bir de müstakilen Kerbela vakası üzerine bir çalışmada bulundu Hazreti Hüseyin hakkında. Karın ağrısının olduğunu düşünüyorum. Bu da bir ayrı bahis. İsmail Hakkı Uzunçarşılı 1877-1977 arasındaki bir kesit 90 yıla yaklaşan bir ömür demektir bu. Oldukça uzun bir süre. Devramit sonrasında meşrutiyeti, Mustafa Kemal'i, Milli Şefi, Menderes dönemini, 27 Mayıs'ı hatta 71 sonrasında da bir 6 yıllık yaşamışlığı var. Bizim ortaokullara gitmiş olduğumuz dönemlerde dünyayı terk etmiş gözüküyor. 20 Ağustos 1988 doğum yeri itibariyle Eyüp, İstanbullu. Oraya nereden geldiğine dair bir bilgiye ulaşmadım. Evet, o kesitte aşağı yukarı doğan isimleri gözlemliyorsunuz.
20. yüzyıla kadar 12 yıllık bir süre var demektir. Ortaokul Rüşdiye dönemleri yüzyılımızda devam edecek. İlk tahsilini Eyüp'te yaptım. Ardından Soğukçeşme Askeri Rüşdiyesi'ne girdim. İki sene sonra Beyazıt Merkez Rüşdiyesi. 1904 tarihidir Rüşdiye'yi bitirmiş olduğu dönem. Yani artık üniversiteye adım atacağı zamanlarda Abdülhamit de tahttan düşüyor. Beşiktaş dönemi başlıyor. Nitekim idari diplomasını 1910'da. Meşrutiyetin ilanından iki sene, Abdülhamid'in tahttan inmesinden bir sene sonra alıyor. Ve mezun olur olmaz da kendisini üniversiteye atıyor. Aynı gün sıcağı sıcağına büyük bir okuma iştiyakı var ve tarih merakı var. Darülfünun'un Edebiyat Şubesi'ne kaydını yaptırıyor. Darülfünun'un üçüncü kez ve son, bir daha kapanma olacak açılışı 1900'lerin başındaydı. Abdülhamid döneminde daha önce de zikri geçtiği üzere. Onun felsefe, edebiyat, hukuk, tıp gibi birkaç önemli şubesi vardı bildiğiniz gibi. Şu isimlerin hepsi bunun derslerinde bulunmuşlar. Bir öğretim kadrosunu da gözlemiş oluyoruz. Ahmet Mithat Efendi artık yaşlılık dönemindedir. Abdurrahman Şerefi. Ali Ekrem Cumhuriyet döneminde Bolayı soyadını aldı. Bu Namık Kemal'in oğludur. Mehmet Akif'i, İzmirli İsmail Hakkı'yı, Hüseyin Daniş'i, Şehbenderzade Ahmet Hilmi'yi, Hamdullah Süpi gibi hocaları. Bunlardan 1910'lu 12'li yıllar arası 2 sene üniversitede okumuş oluyor. O dönemde 4 yıllık bir eğitimden bahsetmiyoruz. Tedrisatlar. İzmirli İsmail Hakkı bir kelam üstadıydı. Müstakilen biyografisini konuştuk biliyorsunuz. Şehbenderzade Hakeza ilk dönem İslamcılardan. Hamdullah Supi Mehmet Akif. Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'nı 1921'de ki birkaç ay sonra 100. yılı İstiklal Marşı'nın yazımı konu edilecek. Şu sıralarda da Ekim sonu Kasım ayı itibariyle marş için yarışma konuşulmaktadır. Onun da 100. yılına doğru gitmekteyiz. Hem Hamdullah Supi hem Mehmet Akif Darülfünun'da Edebiyat Şubesi'nde ders aldığı hocalarından. Osmanlı'nın Balkan Savaşları'na girdiğim seneler mezun olmuştur ve ondan sonraki hayatı 1927'de milletvekilliği başlayana kadar önemli kimliğim liselerde, daha sonra Darülfünun'da ve üniversitede öğretmenlik, muallimlik şeklinde geçecek. Tabii branş olan konu coğrafya ve tarih, bilhassa tarih. Anadolu'da bir kısım şehirlerde, liselerde dersler vermiş. Ve bulunduğu şehirlerde o şehrin tarihiyle ilgili de önemli kitaplar kaleme almış. Bu bakımdan şehir bilinci, yaşadığı yer konusunda tefekkür sahibi olarak da görmekteyiz. Tabiatıyla bu tefekkür sadece bu şehrin ya da dönemin içinden geçtiğini siyasi sistemin tarihine yönelik olduğu zaman bu bir tek kanatlı durumu ortaya çıkartıyor. Cumhuriyet döneminde bunun kritiğini yapacağız bir tarihçi olarak. O tarih bilincinin kendisine kazandırdığı şey üzerinden. Yaşadığı zamana da insanın bir şeyler söylemesi beklenmez mi? Burada sükut ne kadar masum kabul edilebilir? Kritiğimiz açısından söylüyoruz. Nedir bu şehirler? Kütahya'da bulunmuş, Bandırma'da bulunmuş, Kastamonu'da bulunmuş. Kastamonu bizim tenvir amaçlı olarak kamplarda bulunmuş olduğumuz yerdi. Orasının tarihine ve günceline girip çıkmışlığımız vardı. Balıkesir en son bulunduğu yer Karesi. Balıkesir bir önce yaptığımız biyografisi de Hasan Basri Çantay'ın mebusu olduğu bir şehirdi. Hayatta oraya adanmış, oradan bir şahsiyetti. Akif'i oraya Zavnaz Camii'ne konuşmacı olarak davet etmiştim. Akif aynı zamanda Kastamonu'yla gelmiş Nasrullah Camii'nde. Bizzat o mekanda soluklanmışlığımız var, üzerinde konuşmuşluğumuz. Bu da aynı mekanlardan geçmiş, coğrafya açısından ortak teneffüslerimiz bulunmuş oluyor. İlk tayin edildiği Kütahya İdadesi ve Sultanisi'nde 8 yıl, yani 1912-1920 arası Kütahya'dadır. Balkan Harbi, sonra Dünya Savaşı, bitiminden sonraki 2 yıllık dönem meclisin açılmış olduğu süreye kadarki kesit. Tarihçimiz, tarihin büyük alt üst buluş yaşadıkları bu kesiti Kütahya'da teneffüs ediyor. Buradayken Kütahya tarihi üzerine araştırmalar yaptı ve kaynak topladı. Hazırladığı çalışmalar ta 1932'ye gelindiğinde Marif Vekali tarafından kitaplaştırılmış. Sonra da Kütahya İl Meclisi kendisine Kütahya'nın fahri hemşehriliğini vermiş. Şehrin tarihini şehre amanetti.
bir anlamda manevi yani fahri anlat olarak Kütahyalı sayılıyor. Milli mücadele yılları yani 20-23 arası Kuvayi Seyyariye'de fahri hizmetlerde bulundu. Raportörlük, sekreterlik yaptı. 22-25 yani 30 Ağustos sonrası ve Cumhuriyet'in ilk ilan edilmiş olduğu yıllar 22-25 arası diyoruz. Kastamonu'da görüyoruz onu. Şubat-Eylül tarih muallimliği yapmış Açık Göz gazetesi ki o dönemde milli mücadeleyi destekleyen gazetelerdendi. Akif Desebil Reşat'ı burada çıkartmıştı. İsmail Habib Bey'in bulunmadığı dönemlerde gazetenin baş muharririliğini de üstlendi. Mahalli tarih ve simalar hakkında her biri kısa gazete makalelerle başlayan yayın hayatı Anadolu'da görev yaptığı Kütahya, Kastamonu, Sivas, Balıkesir şehirlerle ilgili kitabeler üzerinde yaptığı çalışmalara devam etti. Yani şehirdeki önemli kitabeleri de çözerek yazıya geçirmiş. 1921 Ali Şükrü Bey'in bu seri içerisinde andığımız vefatı. 30 Ağustos sonrası Karesi yani Balıkesir. Karesi Kalesi, Karesi Marif Müdürlüğü görevlerinde bulunmuş. Yine şehrin tarihine iniyor. Burayı fırsat bilerek eserler bırakıyor arkasında. Karesi Lisesi Sannamesi, Karesi Vilayeti Tarihçesi, Karesi Meşahiri, Balıkesir Meşhurları, Ünlüleri gibi çalışmalar. 1927'de bir süre Marif Vekaleti Genel Müfettişliği, İlk Tedrisat Genel Müdürlüğü gibi görevleri var Cumhuriyet sonrası döneminde. Gördüğünüz gibi İstiklal Mahkemeleri, İstiklal Marşı yazılmasından sonra başlayan tasfiye süreci, Cumhuriyet'in ilan dönemleri, Şeyh Said isyanları, idamlar, yapılan devrimler, kendi ihtisas sahası olan Osmanlı'nın tasfiyesi, sultanların dışarı itilmesi, bütün bu dönemlerin sanki yaşayanı değil, o tarihlerde bulunmuyor İsmail Hakkı Uzunçarşılı diye bir adam. 1927'de bir süre Marif Vekaleti Umum Müfettişliği'nde bulundu. İlk Teftisat Umum Müdürlüğü yaptı. 28'de yayınlanan kitabı Anadolu Türk Tarihi Tetkikatından Sivas Şehri. Sivas üzerine bir ortaklaşma çalışma. 27 ve 29'da ikinci tarihinde yayınlanıyor Anadolu Kitabeleri diye. Bulunduğu şehirler başta olmak üzere. 88 doğumadan 1927-28'lere geldiğinde yani 23 yıl aralıksız mebusluğunun başlayacağı bir kesitte 40 yaşlarında başlıyor. Yani 27'ler devrimlerin çok kavi dönemleri. 28'ler devletin dini İslam olmaktan çıktı. Osmanlı alfabesinden Latin alfabesine Türkiye'ye geçti. Birçok büyük dönüşümler. Mustafa Kemal'in bütün bir sürecini, ondan sonra da İnönü'nün bütün bir dönemini içine alıyor onun 23 yıllık milletvekilliği dönemi. Adeta milletvekili dönemi de bir maaş kaynağı olarak görmek gerekiyor, ekstra bir kazanç onun açısından. Aynı şekilde öğretmenlik hayatı devam ediyor, kitap hayatları devam ediyor. Mecliste pek zamanı geçmiş gibi gözükmüyor. Ama her halükarda 27 ve 50 arasında çıkan kanunlarda İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın parmağı neredeydi? Muhalefetle belirgin bir kimlik sahibi olsa mecliste 23 yıllık bir milletvekilini sürdürebilir miydi bir isim? Evet, milletvekilliği dönemlerinde aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde, daha sonra İstanbul Üniversitesi'nin dönüşünde de İstanbul Üniversitesi'nde tarih hocalığı devam ediyor. Milletvekiliyken Darülfünun'da tarih bölümünde dersler verdi. Bu dönem onun Osmanlı tarihi ve teşkilatı ile ilgili çalışmaları neşrettiği en verimli yıllar. 31'de Türk Tarih Kurumu'nun teşkili sırasında başlayan kurum üyeliği ölümüne kadar aralıksız 46 yıl sürdü. Tarih Kurumu derseniz ölene kadar 77, 46 yıl onun bir üyesi. Milletvekilliği devrimende zamanına kadar Halk Parti'nin tek parti olduğu dönemde devam etmekte. Türk Tarih Kurumu yeni bir tarih inşası gerçekleştiriliyor. Sizse Selçuklu'nun, Beylikler döneminin, özellikle Osmanlı döneminin bir mütehassıs uzmanı, bir ordinarius profesörüsünüz. 1932'de Kütahya şehir üzerine orada görev yaptığı sıralı yazmış olduğu eser devlet tarafından bastırılıyor ve Kütahya kendisine fahri hemşerilik veriyor. 33'te üniversite reformu gerçekleştiğinde Anadolu Selçukluları, Anadolu Beylikleri, Kanuni Devri'ne kadar Osmanlı Devleti tarihi derslerini okutmaya devam ediyor. 5 sene kadar
Aha. İnönü zamanına kadar 38 İstanbul Üniversitesi'nde ders vermesi devam ediyor. 34'te aldığı soy isim Uzun Çarşılı. Ankara Üniversitesi 1949'larda kuruldu. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi açılınca hem Ankara'da hem İstanbul'da dersler veriyor. Herhalde uçakla gidip geliyordu. 2 hafta orada, 2 hafta da burada. Aynı zamanda milletvekili, yani meclise gidip geldiği şüpheli. 1937'de Anadolu Beylikleri, Akkoyunlu ve Karakoyunlu devletleri üzerine hala ana kaynak olarak kabul edilen bir çalışması. İstanbul Üniversitesi'nde ders saatleri dışında bakanlık arşivinde çalıştı. Bu çalışmaları da 39'un ortalarına kadar sürdü. Burada İnönü döneminde gelen bir yetkiliyle anlaşmazlığa düşmüş. Akif Türk'ün ölümünün ardından Hasan Ali Yücel'in Marif Vekaleti zamanında mebusluk hocalıktan birini tercih etmesi teklif edildi. O dönem genel bir tamim bu. Ufat Köprülü Şemsettin Günaltay ile birlikte hocalıktan ayrılmışlar. Yani milletvekilini tercih ediyor, hocalıktan çıkmış oluyorlar. Ufat Köprülü Şemsettin Günaltay. Nitekim Şemsettin Günaltay başbakanlığa kadar yükselecek. Ufat Köprülü 1946'larda Demokrat Parti'nin kurucu 4 isminden bir tanesinden olacak. Dörtlü tahriri verenlerden. Osmanlı Devleti Teşkilatı'nda metal, Osmanlı Teşkilatı'nda şu filan diye bir Osmanlı Devleti'nde diye başlayan bir dizi kurumlar seri kitapları yayınlanacaktır. 41'de başlıyor bu İnönü döneminde. İlki bir giriş kitabı, metal kitabı. Aşılmaz bir temel sağladı. Dayandığı çok zengin Arapça ve Farsça kaynaklara dikkat çekti. Hazırlanması ve kaynakların kullanılmasında Beyazıt Kütüphanesi Müdürü İsmail Halit Sencer'den geniş ölçüde istifa etti. Meşhur Rumeli ağyanlarından Tirnisikli İsmail, Yıllık oğlu Süleyman Ağlar ve Alemdar Mustafa Paşa üzerine 40'da yayınlanan bir çalışması. Dönem 2. Dünya Savaşı yılları. 43'te Osmanlı Devleti Teşkilatı'nda Kapıkul olacakları. Yukarıda başka bir teşkilat kitabı vardı. 45'te bir başkası. Osmanlı Devleti'nin Saray Teşkilatı. 45 İkinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye'nin demokrasiye geçme süreçlerine yaşadığı dönemlerde Osmanlı'nın demokrasi tercümesi Mithat ve Rüştü Paşalar Abdülhamid'in devrilmesi dönemi. Mithat Paşa'nın adının üzerinde yazılı olduğu birkaç kitabı çıkıyor bu dönemde. Mithat ve Rüştü Paşaların tevkiflerine dair vesikalar. Niye tevkif edilmişlerdi? Abdülaziz'i öldürmekle suçlanmıştı Yıldız Mahkemesi. Osmanlı Devleti'nin Merkez ve Denizcilik Teşkilatı 48'de yayınlanan bir eseri. Osmanlı tarihi üzerine seri çalışmaları 6 ciltte tamamlanıyor ve 1700'lerin sonuna meşruiyete kadar neredeyse geliyor. En çok bilinen, popüler ilgiye mazhar olan eseri. Türk Tarih Kurumu'nun Büyük Dünya Tarihi yazdırma projesinin bir parçası şeklinde yazılan bir seri. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan 1700'lerin sonlarına kadar olan dönem. 3 ve 4. ciltleri ikişer kısımlar olmak üzere 6 büyük cilt halinde vücut buldu. Bugün Osmanlı siyasi ve askeri tarihinin kapsamlı eserleri olma vasfını hala taşıyor. Arşiv belgeleri ve kaynameleri kullandı. Yer yer batı kaynaklarından faydalandı. Siyasi, askeri, tarihi anlatımı, Osmanlı teşkilatı, ilim ve sanat hayatı ve biyografilerle zenginleştirdi. Osmanlıların Müslümanlar ve bilhassa Avrupa devletleriyle münasebetlerine asırlara göre yer verdi. Biyografiler padişahların dışında Vezir-Azam ve Şeyhülislamları da kapsadı. Müstakil konular halinde Hammar'ın Osmanlı tarihinden de geniş ölçüde istifade etti. Hammar da 1700'lerin başlarında Osmanlı'da bulunan bir Avusturyalı tarihçidir. İlk kitabının ön sözünde gördüğü kaynakları hisse mağlup olmayarak tarafsız bir görüşle inceleyip göstermeye çalıştığını, olayların cereyan tarzını anlatırken, bunlardan sonuçlar çıkarırken gerçeklikten ayrılmak durumunda kalmamak için hassasiyet gösterdiğini filan söylüyor. Kitabın bölümlemelerine bakarsak ilk cilt 47'de Ankara'da basılmış, Anadolu Selçukluları ve beyliklerinden itibaren Osmanlı Devleti'nin kuruluş devresini anlattı. İstanbul'un fethine kadar geldi, bu cildin sonrasındaki baskılarında yeni bilgiler ekledi. 47'ler Türkiye'nin demokrasiye adım atmaya başlayacağı yıllar.
Kendisi Devrahmit dönemine doğmuş. Üzerinde ihtisas ettiği bir imparatorluğun tarihin ve kapanışının bizzat tanığı. İstanbul'un fethinden Kanuni Sultan'ın ölümüne kadarki dönem 2. cilt. Kanuni'nin oğlu 2. Selim'den başlayıp Karlofça Anlaşması yani 1699'a kadarki bölüm ve son cilt de 1700'ler içinde barındırıyor. 1700'lerin sonuna kadar ancak gelmiş 59'da bir tamamlanmış oluyor. Yani 59'dan sonra 60 deseniz 18 yılda yaşamıştır. 89-90 yaşında vefat etti. Yaşı epey ilerlemişti ama buna bir cilt daha ilave edebilecek bir 18 yıllık hayat var bakarsanız karşınızda. Yazılmamış gözüküyor. O takdirde bu bir bilinç tercih midir? Epey netameli konulara girmesi gerekiyordu. Başka bir nedenlerle mi ilişkilidir? Tartışmaya açık. 1950'den sonra yeniden üniversiteye döndü. Yani 23'e kadar devri Menderes öncesi tek parti iktidarı döneminde milletvekili yapıyorsunuz. Çoğu kişi Müslüman kesimde siyasete Menderes döneminde atılacaktır. Tam bu kesimde ise bu üniversiteye dönüşü gerçekleştiriyor. Ortaçağ tarihi kürsüsü öğretim kadrosu içinde konferansçı unvanıyla haftada 4 saat Osmanlı tarihi ve Anadolu beylikleri ile ilgili dersler verdi. Mithat Paşa'nın tevfikini yazmıştı. Sonra Taif'te geçirmiş olduğu hapis dönemlerini Mithat Paşa ve Taif mahkumları adıyla kitaplaştırmış. Topkapı Sarayı arşivlerinde bulunacak daha sonra. Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin ilk çağ tarihi profesörlerinden Halil Demircioğlu'nun Başbakanlık Arşivi Genel Müdürlüğü'ne getirilmesi arşiv çalışmalarını aksattı. Burada imtiyazlı konumla son verildiği için Topkapı Sarayı arşivine nakledildi ve bundan sonraki çalışmalarını burada yürütmüş oluyor. 27 Mayıs sonrasına da hayatı taştı. Osmanlı Devleti'nin İlmiye Teşkilatı'nı yazdı 65'te. Osmanlı tarihi üzerine teşkilat eserlerini büyük vukuf ve zengin dipnotlarıyla neşretti. Osmanlı tarihi alanında vazgeçilmez temel kitapları haline geldi. Teşkilat tarihine dair eserlerinde üç ortak özellik tespit edildi filan diyerek tarihçilerin değerlendirmelerini görüyoruz. Mithat Paşa'nın mahkemesi Yıldız'da yargılanması 67'de yayınlanmış. 12 Mart sonrası artık epey düşmüş olduğu dönemler. İki kitap var sadece 70'li yıllarda yazdığım. Bir tanesi 72'de Mekke-i Mükerreme emirleri. Mekke-i Mükerreme emirleri 1000'li yıllardan itibaren Memluklar zamanında ta Osmanlıların son zamanına kadar biliyorsunuz Mekke ve Medine'yi müstakilen idare eden Seyit Aylilerdi. Onlar üzerine bir çalışma yapmış. Sonra eseri Çaldarlı vezir ailesini anlatmış. Geniş bir aileydi. Birçok vezir çıkartmışlardı. Vefatı 77'de ölümünden bir sene önce İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'ya armağan diye bir sempozyum gibi bir çalışma yapılmış, kitaplaştırılmış. Onu da hayatında hastalık dönemlerinde görmüş. İçinde bulunduğumuz Ekim ayı 10 Ekim bugün galiba 16 Ekim 77'de 90 yaşlarına doğru vefatın Edirne Kapı'da meftun bulunmakta İsmail Hakkı Uzun Çarşılı. Yukarıda biyografisi içinde serimlenmiş olan eserlerinin burada toplu olarak basım tarihleriyle bitmokları gösterilen bir akışını görüyorsunuz. Çok sayıda da kitap haline gelmemiş dönemin tarih kurumu ya da onun dışında değişik mahfillerdeki meşriyatı vardır mevkutelerde. Ve onlardan bazıları ölümünden sonra bir araya getirilerek, mesela Osmanlı tarihinden portreler, seçmeyen makaleler bir, belki 2010'da çıkmış bu, 2-3'te devamı gelmiştir, kitaplaştırılmaya devam ediyor. Osmanlı siyasi ve özellikle teşkilat tarihinde çeşitli eleştiriler yönetildi tarihçiliğine, kritikini okuyoruz. Osmanlı kurumlarının tarihini anlatırken genellemeler yaptığı, sosyal ve ekonomik tarihi ihmal ettiği, temel olarak ve kaynameleri ve Başbakanlık arşivini belirli bir kaynak grubunu kullandı ama şeriat sicillerini, tahrir defterlerini, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ndeki belgeleri nazara itibar almadığı, Batı literatürünü hatta yeni araştırmaları takip etmediği gibi sonraki dönem tarihçilerinin buldukları kusurlar da var.
Rumi 1370'te Osmanlı tarihi 6 ciltlik eser Farsça'ya tercüme edilip Tahran'da basılmış. 1977'de yani ölümden hemen sonra İsmail Hakkı Uzunçarşılı Tercüman Gazetesi kendi ağzından sahiken yapılan bir mülakattan derlediği bir hayat hikayesini yayınlamış. Ölümünden 2 sene sonra Münir Aktepe Ansiklopediye İsmail Hakkı Uzunçarşılı özel sayısı hazırlamış. 2002'de Halil İnalcık, o da geçenlerde ifade etti 100 yaşın üzerinde, Türkiye'de Osmanlı Araştırmaları adlı bir bildiri içerisinde onun çalışmasından bahsediyor. Halil İnalcık'ın Osmanlı serisini, o 6 ciltlik çalışmasını popüler tarih kategorisine değerlendirdiğini, yani hafife aldığını görüyoruz. 2007'de İsmail Hakkı Uzunçarşılı Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi'nde kendisine yer verildi. En son da 5 sene sonra bundan bir son ansiklopedi, soyadı U olduğu için epey geç yayınlanmış İslam Ansiklopedisi'nde maddesi. Oradaki değerlendirmeden bir cümle alarak sonlandırmış oluyorum. Güçlü ve ihatalı telif yeteneği, sistemli çalışmaları sonucu kaleme aldığı kitap ve malakaleleri Osmanlı tarihine önemli katkılar yaptı. Arkadaşı ve meslektaşı Hikmet Bayur, onun bir ilim adamında bulunması gereken bir görüş ve sezgisine sahip olduğunu, yazılarına siyaset bulaştırmadığını belirtir. Özellikle bir genel Osmanlı tarihi yazma çabası sadece siyasi değil teşkilat tarihinde ele alması ona farklı bir yetenek kazandırdı. 1930'lu yılların sonlarında Osmanlı tarihine giriş mahiyetinde hazırladığı iki eser yaklaşım bakımından önemlidir diyor maddesini yazan 8 sene önceki bir ansiklopedi. İsmail Hakkı Uzunçarşılı'yı konuştuk. Devrahmit dönemlerine doğmuş, Osmanlı'nın yıkılış dönemlerine çok önemli kesitlere tanıklık etmiş, Cumhuriyet'in tek parti döneminden çok parti dönemine 60 ihtilali, 71 muhtırasına bütün bunları da görebilen uzun bir ömür. Ve bunun uzunca bir bölümünü tek parti dönemi milletvekili olarak geçiriyor ve sistem dönüşümünde üzerinde ihtisas etmiş olduğu dönemi tasfiye eden bir iradeyi, siyasi iradeyi tek bir kritikte bulunan cümlesine rastlamaksızın. Fakat bir yanda İslam'la hesaplaşan bir batıcı kimliğiyle, batılaşmış bir beyin görünümüyle ya da Türkçü tercihleriyle de karşılaşmadığımız bir adam. Adeta diyelim Avrupa'dan tarih dersleri vermek üzere Osmanlı tarihi bu konuda zorlaşmış bir tarihçiyi getirseniz kendi sahasında bir fahri idiot olarak uzmanlaşsa, konuşsa, etse, gelse ama bir duyarlılık gerçekleştirmemiş olsam ne kadar garip düşerse İsmail Hakkı Uzunçarşılı'da da bu kadar garip bir biyografi akışı izlemiş oluyoruz. Evet, bir başka biyografiyle devam ederiz önümüzdeki cuma günü. Geceniz hayırlı olsun.